Herkese selam. Bugün 15 Temmuz'dan küçük ama önemli bir kesitle karşınızdayım. 15 Temmuz'un bütünüyle ortaya çıkması için henüz daha çok erken, çok fazla şahidin, olayın, aktörlerinin ve belgelerin ortaya çıkması lazım. Ondan sonra bize 15 Temmuz hikayesini, Türkiye'nin en karanlık darbe girişimini, 15 Temmuz hikayesini bütünüyle anlayabileceğiz. Fakat bugün size küçük ama en önemli kesitlerden bir tanesini sunacağım. Yakalanan, gözaltına alınan Adil Öksüz nasıl oldu da serbest bırakıldı? Bu son derece önemli. Adil Öksüz 15 Temmuz darbe girişiminin beyinlerinden biri olmakla suçlanıyor ve 15 Temmuz günü darbe girişiminin yönetildiği Akıncı üssünde olduğu iddia ediliyor. Peki Akıncı üstünde o gece olduğu iddia edilen, Akıncı üstünde yakalanan ya da Akıncı üstünün çevresindeki açık arazide yakalanan bazı siviller var ve bu siviller tutuklu olarak yargılanıyorlar. Hatta bazıları hüküm giydiler. 15 Temmuz ana davasıyla ilgili. Bu kişilerle ilgili herhangi bir sapma olmadı yargılamada. Yani bu kişiler gözaltına alındıktan sonra tutuklu yargılanmaya devam ettiler. Ve bunlarla ilgili en önemli şey, bunlarla ilgili bazı görüntüler çıktı Akıncı üssünün içerisinden. Ve bu sivillerin Akıncı üssünün içerisinde o gece bir şekilde bulunduklarına ilişkin görüntülerdi bunlar. Bu siviller yargılama sırasında bu kişilerin kendileri olmadığını söylediler ve bunları reddettiler. Fakat 15 Temmuz'un en kilit ismi olduğu ve 15 Temmuz'u tamamen yöneten işte Genelkurmay İmamı olduğu söylenen Adil Öksüz'e ilişkin Akıncı üssünden hiçbir görüntü ortaya çıkmadı. Yani bütün bu önem derecesi düşük sivillerle ilgili görüntüler ortaya çıkarılırken, yandaş medyada çarşaf çarşaf yayınlanırken nasıl oldu da Adil Öksüz'le ilgili hiçbir görüntü ne yandaş medyaya düştü ne Akıncı dosyasının klasörlerine girdi. Oysa 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi gün 16 Temmuz'da Akıncı üssü tamamen kontrol altına alındıktan sonra savcı oraya gitmiş ve savcı bütün kamera görüntülerine el koymuş, her yeri incelemişti savcı ve bu kamera görüntülerinin içerisinden de bütün bu sivillerle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Fakat savcının incelemediği, parmak izi tespiti yapmadığı, delil araması yapmadığı tek bir yer var. O da işte gazino dediğimiz ve 15 Temmuz'un esas beyninin yönetildiği yer dediğimiz ve Hulusi Akar'ın da o gece bulunduğu yer. Şimdi 15 Temmuz iddianamesine göre, 15 Temmuz iddianamesinde konuşan kişilere göre Hulusi Akar o gazino denen yerdeydi ve dolayısıyla 15 Temmuz'da oradan yönetildi. Çünkü işte 15 Temmuz'u yönettiği söylenen generaller de o gece o gazinonun içerisinde Hulusi Akar'la giriyorlar, çıkıyorlar, görüşüyorlar vesaire. Fakat ne hikmetse savcı sadece o gazinoda yani Hulusi Akar'ın da bulunduğu o gazinoda parmak izi incelemesi ya da delil incelemesi hiçbir şey yapmadı. Acaba Adil Öksüz de orada Hulusi Akar'la birlikte miydi de o gazinonun kamera kayıtları, giriş çıkış kayıtları ya da parmak izi tespitleri yapılamadığı için bunlar delil dosyasına da girmedi. Ya da tabii o gazinoya gelene kadar Adil Öksüz'ün üs içerisine girdiği araç, koridorlarda yürüyüşü vesaire bunlarla ilgili kamera kayıtlarının olması lazım. Yani gökten zembille ya da ışınlanma yoluyla gelip oraya ulaşmadı Adil Öksüz. Fakat ilginç biçimde Akıncı iddianamesinde ya da Akıncı ile ilgili yan iddianamelerin hiçbirisinde Adil Öksüz'ün o üssün içinde olduğuna dair bir kamera görüntüsü, fotoğraf yer almadı. Hatta önemli yargılanan kişiler ya daha doğrusu önemli şahitler ve müştekiler. Mesela Hulusi Akar bunlardan bir tanesi. Mesela Hava Kuvvetleri Komutanı bunlardan bir tanesi. Mesela Yaşar Güler bunlardan bir tanesi gibi. Bu önemli ve kritik müştekilerden hiçbir tanesi de Adil Öksüz'ün orada olduğunu ya da Adil Öksüz'le ilgili o üs içerisindeki herhangi bir şeyden bahsetmediler. Bu son derece enteresan bir şey. O kısım üzerinde yargıda, siyasette, Genelkurmay'ın içerisinde her yerde bir karartma söz konusu. Ve bu kısma Adil Öksüz bütün bu fotoğrafın bir numarası olarak gösterirken bu kısımla ilgili hiçbir biçimde bir delil, fotoğraf, görüntü dosyaya girmedi. Peki Adil Öksüz nerede yakalandı? Adil Öksüz darbe girişiminin hemen ertesi gün 16 Temmuz sabahı Akıncı üssünün çevresindeki açık arazide yakalandı ve gözaltına alınarak Kazan Jandarma
komutanlığına götürüldü. Gözaltında burada tutulmaya başlandı. Üzerindeki kıyafetler çıkartıldı. Bütün işte çantasına, çantasındaki cihazlara, delillere vesaire hepsine el kondu. Ve Adile Üçsüz iç çamaşırlarıyla işte sizin de gördüğünüz fotoğraflar eşliğinde gözaltında önce bahçede sonra işte gözaltı merkezinin içerisinde tutulmaya başlandı. 2 gün. 2 günün sonunda 18 Temmuz'da Adil Öksüz Sincan Batı Adliyesi'ne tutuklama talebiyle sevk edildi savcı tarafından. Adil Öksüz Sincan Batı Adliyesi'ne geldikten sonra 21 dakika sonra elini kolunu sallayarak Sincan Batı Adliyesi'nden çıktı ve gitti. Peki bu nasıl oldu? Savcının tutuklanmasını istediği kişiler Adil Öksüz dahil önce Köksal Çelik'in, Hakim Köksal Çelik'in önüne çıkartıldılar. Ve Hakim Köksal Çelik, Adil Öksüz'ün sabit ikametgahı bulunduğu, delil karartma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle savunması kısa savunmasını da dinleyip adli kontrol şartı ve yurt dışı yasayla serbest bıraktı Adil Öksüz'ü. Adil Öksüz serbest bırakıldıktan sonra doğal olarak adliyeden elini kolunu sallayarak gitmeye başladı. Sonra savcı tabii bu serbest bırakılma kararına itiraz etti bir üst mahkemeden. Bir üst mahkemeye itiraz ettiğinde de bu sefer başka bir hakimin önüne gitti bu karar. Çetin Sönmez. Hakim Çetin Sönmez savcının itirazını değerlendirmeye aldı. Normalde bu tip itirazlarda şöyle bir prosedür izlenir. Bir hakim bir hakim savcının tutukluluk talebini reddetmişse ve savcı bir üst mahkemeye gidecekse yeni deliller sunmalı. Yani bir üstteki hakime demeli ki bir önceki hakim bu kişiyi serbest bıraktı ama işte benim böyle 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 yeni delillerim var. Bunların eşliğinde bu kişinin tutuklanmasını istiyorum demesi lazım. Fakat savcı böyle bir deliller sunmadı tabii o hangi amenin içerisinde ve tutuklanmasını talep etti kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle. Fakat Çetin Sönmez işte prosedür olarak yeni delil sunulmadığı vesaire tutuklanmayı gerektirir bir delil olmadığı gerekçesiyle o da savcının itirazını reddetti. Ve Adil Öksüz serbest kalarak Sincan Adliyesi'ne geldikten 21 dakika sonra serbest kalarak kayıplara karıştı. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Adil Öksüz'ü ilk serbest bırakan hakim Köksal Çelik. Bu serbest bırakmaya yapılan itirazı reddeden hakim ise Çetin Sönmez. Şimdi enteresan bir şey oldu sonra. Tabii Adil Öksüz'ün serbest bırakılması 1-2 gün sonra ortaya çıkarılıp da Adil Öksüz 1 numara ilan edilince bir infial oluştu toplumda ve bunu kim bıraktığı ile ilgili çok ciddi bir tepki oluştu. Muhalefet de bunu gündeme getirdi. Nasıl olur da serbest bırakılır? Bunun üzerine işte hemen hızla soruşturmalar başlatıldı. Serbest bırakılması nasıl oldu vesaire araştırılmaya başladı. Ve işte hükümet medyası, AK Parti'yi destekleyen medya da çok üzerine gitti. Fakat enteresan biçimde Adil Öksüz'ü ilk serbest bırakan hakim Köksal Çelik değil de İkinci hakimin üzerine gitmeye başladı yandaş medya ve sürekli olarak hakim Çetin Sönmez'in ismi yandaş medyaya dönmeye başladı. Ta ki Çetin Sönmez gözaltına alınıp tutuklanıncaya kadar. Çetin Sönmez gözaltına alındı, tutuklandı, sorgulandı vesaire. Ondan sonra bir ara serbest bırakıldı, tekrar tepkiler oldu, tekrar gözaltına alındı kısa bir hafta içerisinde. Ve sonunda 8 yıl 9 ay örgüt üyeliğinden ceza alıp hapse girdi. Fakat Adil Öksüz'ün serbest bırakılması ile ilgili değil. Örgüt üyeliğinden yani çünkü Adil Öksüz'ün serbest bırakılması aslında darbe girişimi ile ilgili bir suç. Ama bununla ilgili bir ceza almadı. Örgüt üyeliğinden ceza alarak cezaevine girdi. Fakat bütün bu süreçte Adil Öksüz'ü esas olarak serbest bırakılması kararı veren hakim Köksal Çelik'in ismi hiçbir biçimde gündeme gelmedi. Nedense hem yandaş medya hem de işte ulusalcı dediğimiz medya Hakim Köksal Çelik'in üzerine hiçbir biçimde gitmedi ve Hakim Köksal Çelik de adeta böyle unutuldu Türkiye kamuoyunda. Kendisi hakkında hiçbir bilgi bulamıyorsunuz hiçbir yerde. Kimdir, necidir, nedir, nerededir vesaire. Ta ki aradan çok uzun zaman geçti 15 Temmuz'un üzerinden. 2018'de yani 15 Temmuz'un 2 yıldan fazla zaman sonra 2018'in Kasım ayında Hakim Köksal Çelik diğer hakim yani tutuklu olarak yargılanan hakim Çetin Sönmez'le birlikte hakimlikten ihraç edildi. Yani Adil Öksüz'ü esas serbest bırakan ilk hakim Köksal Çelik ne gözaltına alındı, ne tutuklandı, ne bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadı. Sadece 2 yıl sonra mesleğinden ihraç edilmiş oldu.
ve şu anda özgür olarak hayatına devam ediyor. Bu çok enteresan bir şey. Birinci adım Adil Öksüz'ün Akıncı üzerinde Akıncı üssü içinde hiçbir görüntüsünün ortaya çıkmaması. İkincisi Adil Öksüz'ü esas olarak serbest bırakan hakim Köksal Çelik'in hiçbir biçimde bundan dolayı sorumlu tutulmaması, gözaltına alınmaması, tutuklanmaması ve tamamen unutulmaya bırakılması, yandaş medyanın da bu konuya hiçbir biçimde girmemesi. Bu ikinci ilginç nokta Adil Öksüz'ün serbest bırakılması ile ilgili. Fakat buraya bu kadar mı? Hayır. Daha adımlara devam edeceğiz. Üçüncü adımda jandarma komutanlığı var. Adil Öksüz'ün gözaltına alınıp işte böyle iç çamaşırları kalana kadar soyulduğu bir jandarma komutanlığı var. Kazan Jandarma Komutanlığı. Adil Öksüz burada bazı asker şahıslarla birlikte ve bazı sivillerle birlikte gözaltında tutuluyor. Fakat o böyle biraz ayrı bir yerde tutuluyor. Ve oradaki mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadelerde jandarma komutanlığına polislerin de geldiği, polislerin oradaki askerlere, diğer sivillere çok sert biçimde davrandıkları, fakat Adil Öksüz'ün gayet rahat olduğu, işte namazını kıldığı vesaire, buna ilişkin ifadeler var duruşma tutanaklarında. Fakat sonra Adil Öksüz ilginç derecede rahat davranıyor sonrasında. Bunu da nereden öğreniyoruz biz? Jandarma komutanı Assubay, o karakolun jandarma komutanı Assubay da yargılanıyor bu serbest bırakılma olayıyla ilgili. Tabii tutuksuz biçimde. Zeki Çınkır. Başçavuş Zeki Çınkır. Zeki Çınkır ifadesinde diyor ki, işte Adil Öksüz'ün tahliye kararı geldikten sonra işte özel eşyaları var Adil Öksüz'ün karakolda tutulan. Bu özel eşyaların hepsi kendisine teslim ediliyor. Hakim de diyor ki işte bu kadar kritik bir durum var vesaire, hiçbir tutanak vesaire bir şey yapmadan, kimseden emir almadan nasıl özel eşyalarını teslim ettiniz? Onun içerisinde deliller vardı falan diyor. O da diyor ki yani o hengamede 94 kişi orada gözaltına alınmıştı. Bunların hepsinin eşyaları vardı. Bunların hepsiyle ilgili böyle tutanaklar yapıldı. Bir emir komuta ortamı yoktu. Çok hengame vardı diyor. Fakat sonrasında enteresan bir bilgi veriyor. Diyor ki Adil Öksüz serbest bırakıldıktan sonra ben diyor herhangi bir durum olur diye bunların hepsinin telefonlarını almıştım diyor. Serbest bırakıldıktan sonra beni aradı ve dedi ki saatimle kemerimi karakolda unuttum, onları almak istiyorum dedi. Ertesi gün yani ayın 19'unda arıyor ve saatiyle kemerini almak istiyor. Komutan da diyor ki Zeki Çınkır bakayım diyor. Ondan sonra bakıyor neyse arıyor karakol içerisinde. Hatta duruşmadaki ifadesinde diyor ki ben de saf saf diyor adamın kemeriyle saatini arıyorum diyor. Neyse tekrar arıyor, tekrar arıyor. Üçüncü aramada saati ve kemeri bulunuyor. Ve Zeki Çınkır diyor ki kendin gelirsen sana teslim edebiliriz diyor. Adil Öksüz de diyor ki başka birisini göndersem olur mu diyor. O da diyor ki olmaz, önce bir vekalet getirirse olur diyor. Adil Öksüz de tamam diyor, telefonu kapatıyor. Fakat enteresan biçimde Adil Öksüz bizzat işte telefonla, yani aramanın tespit edilen hani bir WhatsApp vesaire gibi böyle hani tespit edilemeyecek bir şeyle değil de doğrudan telefonla böyle adeta tespit edilmek istercesine 3 kere serbest bırakıldıktan sonra karakolu arıyor, karakol komutanını arıyor ve saatiyle kemerini istiyor. Bu ne enteresan, ne enteresan bir rahatlık yani. Bu çok ilginç bir şey. Ve tabii bu arada hakkında yakalama kararı çıkartılmış tekrar. Buna rağmen bu arıyor ve bu derece rahatlığı gösteriyor. Çok ilginç bir durum. Tabii karakol komutanının vesaire bütün olanlardan haberi yok. O bir hengamenin içerisinde çok fazla gözaltına alınmaya devam edilen asker var o süreç içerisinde. Bu üçüncü ilginç nokta Adil Öksüz'ün bu pervasızlığı. Gelelim dördüncü noktaya. Başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca. Bu önemli bir isim. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde memurluk kariyeri başlıyor ve Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giriyor. Sonra Tayyip Erdoğan işte AK Parti süreci vesaire başbakan olduktan sonra da başbakanlık müşaviri olarak başbakanlığa geliyor. Sonra da başbakanlığın en kritik birimlerinden bir tanesi BİMER'in başına geçiriliyor. Ali İhsan Sarıkoca o Adil Öksüz gözaltında olduğu ilk gün 16 Temmuz günü
Adil Öksüz'ün gözaltında tutulduğu karakola geliyor. Jandarma karakoluna geliyor. Adil Öksüz'le de görüşüyor ve orada kendi ifadesine göre işte Adil Öksüz'e bağırmış, çağırmış, hatta daha ileri laflar söylemiş. Hatta bazı ayetler de okumuş böyle ders vermek istercesine. Sonraki diğer insanlara da bağırmış kendi ifadesine göre. Fakat enteresan biçimde Ali İhsan Sarıkoca ifadesinde, daha sonra o Ali İhsan Sarıkoca'nın da ifadesine başvuruldu. İfadesinde diyor ki ben diyor o gece sabaha kadar darbecilerle mücadele etmiştim. Ondan sonra da onun öfkesiyle, kızgınlığıyla işte kazan da bu darbecilerin merkezlerinden bir tanesi Akıncı Üssü'ne yakın olması hasebiyle duydum ben diyor orada işte diyor ve sivil imamların vesaire de olduğunu ve oraya gittim tepkimi gösterdim doğal olarak diyor. Oysa yapılan incelemede görülüyor ki Ali İhsan Sarıkoca o gece darbecilerle filan mücadele etmiyor. O gece Antalya'dan cep telefonu sinyal veriyor. İki yerden. Birincisi bir 5 yıldızlı otelden, sonra daha sonra da işte golf oynanabilen başka bir lüks otelden. İki ayrı lüks otelden cep telefonu sinyal vermiş ve o gece 15 Temmuz gecesi aslında keyfine bakıyormuş Ali İhsan Sarıkoca. Fakat ifadesinde darbecilerle mücadele ettim diyor. Böyle bir şey yok. Sonra ilginç biçimde doğrudan Antalya'dan doğrudan Kazan'a doğru geliyor. Hatta orada yol üzerinde bir AVM'de sinyali var. Sincan'a çok yakın bir noktada ve oradan Kazan'a geçerek burada Adil Öksüz'le baş başa görüşüyor. Sonrasında ya Başbakanlık Müşaviri BİMER. BİMER dediğimiz kritik bir birim. Çünkü Başbakanlığa yapılan bütün şikayetler mesela işte bu adam cemaatçidir dahil bütün şikayetler genelde BİMER'e yapılır. Ve bu öyle kritik bir birimi yönetmiş ve Tayyip Erdoğan'la da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden başlayan bir yol arkadaşlığı var. Fakat Ali İhsan Sarıkoca Adil Öksüz'ü orada görmüş olmasına rağmen sonrasında Adil Öksüz serbest bırakılıyor. Ve Adil Öksüz serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'da tespit ediliyor ilk gün. Ve enteresan biçimde Ali İhsan Sarıkoca da o gün Ankara'dan İstanbul'a gidiyor ve ikisi aynı gün İstanbul'dalar. Ali İhsan Sarıkoca bu gizemli teması ve sonrasındaki ikinci gizemli hareketi nedeniyle hiçbir biçimde tutuklanmadı, gözaltına alınmadı vesaire. O da hayatına normal biçimde devam ediyor. Yani Adil Öksüz sadece böyle gizemli biçimde serbest kalmamış. Aynı zamanda da Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri yol arkadaşlığını yapan ve Tayyip Erdoğan için en önemli istihbarat merkezlerinden biri olan BİMER'in başına geçirilen kişiyle de temas kurmuş. Nerede? Don atlet katı tutulduğu jandarma karakolunda. Don atlet katı Tayyip Erdoğan'a yakın bir isimle temas kurmuş. Bu dördüncü noktaydı. Gelelim beşinci noktaya. Adil Öksüz serbest bırakıldıktan sonra rahatlığı sadece karakolu arayıp da saatiyle kemerini istemekten ibaret değil. Sonra bankamatik kartlarını kullanıyor ve iki ayrı hesabından üç kere para çekiyor. Ne zaman? Serbest bırakıldığı 18 Temmuz'dan sonra 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde bu MASAK raporlarına girmiş durumda. Ve bu üç para çekme hareketinde işte hesaplarından işte birkaç bin lira para çekiyor hesaplarından. Ve bunlar normalde hakkında yakalama kararı çıktığı ve bütün televizyonlarda Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un bir numarası olduğu ilan edildiği halde. Fakat buna rağmen o bankamatiklere, o bankamatiğin kenarındaki yerlere vesaire hızlı biçimde operasyon düzenlenmiyor. Ve Adil Öksüz böyle tereyağından kıl çeker gibi serbest bırakılıp bununla ilgili de hiç kimsenin doğru düzgün yargılanmadığı bir sürece devam ediyor ve rahat hareketlerini devam ettiriyor. Bankamatikten birkaç bin lira para çekiyor. Yani böyle günlük kullanabileceği kadar paralar çekerek hayatına devam ettiriyor. Oysa ki Adil Öksüz'ün bırakın böyle darbe girişiminden sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra rahat hareket etmeyi, Adil Öksüz'ün normalde yıllardır rahat hareket edememesi lazım ve her adımının MİT tarafından izleniyor olması lazım. Belki de gerçekten izleniyordur. Çünkü daha önce Gülen cemaatinde önemli bir isim olan Kemalettin Özdemir bizzat televizyon ekranlarından da açıkladığı gibi Gülen cemaatiyle yollarını yavaş yavaş ayırdıktan sonra fakat Gülen cemaatinin de bunu çok bilmediği dönemlerde Milli İstihbarat Teşkilatı ile görüşmeye başlıyor ve kendisi normal televizyondan dedi ki
Ben 2009 yılında Adil Öksüz'ün işte Genelkurmay imamı olduğunu, Hava Kuvvetleri imamı olduğunu daha doğrusu Milli İstihbarat Teşkilatı'na söyledim zaten. Beni niye suçluyorsunuz filan diyor orada karşısındaki spikere. Şimdi düşünün, Kemalettin Özdemir Milli İstihbarat Teşkilatı'na gelmiş, bu bilgiyi vermiş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işte Hakan Fidan yönetiminde olduğu dönemde de Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkilerini sıkı biçimde devam ettirmiş. Ve 2014 yılına geldiğimizde bildiği bütün bilgileri vermiş. Bunların içerisinde de Adil Öksüz de var, kritik bir isim olarak. Çünkü Adil Öksüz de kendisi bir ara çok sıkı biçimde çalışmış durumda. Fakat buna rağmen işte o 15 Temmuz'un iddianamelerine giren şeyler var. İşte bir Ankara'da bir villa var. O villada askerlerle Adil Öksüz buluşuyor vesaire. Normalde tüm bunları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın izliyor olması lazım. Ki hani bırakın hani Adil Öksüz'ün Akıncı üstüne gitmesini, Akıncı üstünden çıktıktan sonra karakolda oluşunu, yani MIT'in onun karakolda oluşunu bilmesi lazım. MIT'in onu özel olarak hemen gidip oradan alıp sorgulamaya alması lazım. Öyle jandarma karakolunun falan filan inisiyatifine bırakmaması lazım. Kendisini doğrudan sorgulamaya onu alması lazım. Onu orada korutması lazım. Bu istihbaratı hemen başbakanlıkla, işte cumhurbaşkanlığıyla paylaşması lazım. Adil Öksüz'ün ne kadar kritik birisi olduğunu, onun doğrudan Ankara Adliyesi'ne getirilip orada hemen sorgulanması lazım, lazım, lazım bir sürü şey. Çünkü bu bilgilerin hepsi normalde Kemalettin Özdemir tarafından verilmiş. Fakat enteresan bir biçimde işte ne o villa toplantıları takip edilmiş, ne Adil Öksüz işte Akıncı üstüne giderken takip edilmiş, ne Kazan Jandarma Karakolu'nda gözaltındayken MIT bununla ilgili herhangi bir bilgi vermiş. Çünkü normalde sistemden düşüyor onun da önüne. Bilgi vermiş. Hiçbir bilgi paylaşılmamış. Ve enteresan yol açım, otobana çevrilmiş Adil Öksüz'ün yolu. İşte bu Kemalettin Özdemir'in verdiği bilgi, MIT'in bütün süreçten bilgi sahibi olması, ona rağmen hiçbir şey yapılmaması da işte zincirin parçalarından bir tanesi. Gelelim diğer parçasına. Adil Öksüz gibi o gece çok rahat olan bir kişi daha var, Hulusi Akar. Düşünün, yönettiği kurum bir darbe girişimine karışmış durumda. Türkiye karışmış, insanlar hayatlarını kaybetmişler caddelerde, sokaklarda. Askerler böyle çırılçıplak vaziyette neredeyse gözaltına alınıyor. Böyle bir karışıklığın içerisinde durum. Ve kendisinin de saatlerce, bütün gece boyu Tayyip Erdoğan'la hiçbir teması olmamış. Ve sonra elini kolunu sallayarak son derece rahat biçimde Akıncı üstünden helikoptere biniyor ve bir özgüvenle o helikopterle Çankaya Köşkü'ne gidiyor. Başbakanlık olarak kullanılan Çankaya Köşkü'ne gidiyor. Orada başına bir şey gelmeyeceği, kendisine tutuklanmayacağı, çünkü yönettiği kurum yapmış bunu. Bundan ne kadar emin? O ne rahatlıkla gidiyor böyle ve başına bir şey gelmeyeceğinden ne kadar emin? Helikopterinin vurulmayacağından ya da oraya gider gitmez tutuklanmayacağından ne kadar, o kadar rahat ki. Sonrasında da işte biliyorsunuz dönemin başbakanı Binali Yıldırım'la bir basın toplantısı yaptılar hemen 16 Temmuz'da. Orada da son derece rahat. Bir Adil Öksüz rahat, kemerini saatini soracak kadar. Bir de Hulusi Akar rahat. O gecenin iki rahat insanı bunlar. Fakat aynı zamanda o gecenin iki unutulan insanı, unutturulmak istenen insanı da bunlar. Şimdi Hulusi Akar'ın o geceki pozisyonu ile ilgili sürekli sorgulamaları yapan bir kişi vardı. Müyesser Yıldız, gazeteci. Müyesser Yıldız şu an tutuklu durumda ve artık Hulusi Akar'ın rolünü ile ilgili hiç kimse bir sorgulama yapmıyor. İkinci unutulan isim ise Adil Öksüz. Şu an yandaş medyada, yani hükümetin o böyle 15 Temmuz diye yatıp kalkan medyasında Adil Öksüz yok neredeyse. Böyle ayda yılda bir tane haber ya çıkar ya çıkmaz, tamamen unutturulmuş durumda. Tıpkı Adil Öksüz'ü ilk bırakan hakimin unutturulduğu gibi Adil Öksüz'ün kendisi de zaman içerisinde unutturulmuş durumda. Adil Öksüz'ü unutmayan bir kesim var. O kesim de benim gördüğüm şu ana kadar işte bu cemaatin tabanı denen, şu an canı yanan esas kesim var ya. Şu an bir Adil Öksüz'ün bulunmasını böyle canı gönülden böyle isteyen, hatta ellerine geçirseler ne yapacaklarını bile tahmin edemeyeceğiniz bir kesim varsa şu an benim gördüğüm cemaatin tabanı. Onun dışında Adil Öksüz herkesin gündeminden düşmüş durumda. Yani o bütün o büyük imkanlara sahip Milli İstihbarat Teşkilatı'nın milyarlarca dolar akıtılan
ve her sene bütçesi artırılan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, işte milyarlar akıtılan yandaş medyanın hepsinin gündeminden düşmüş durumda. Hiç kimse Adil Öksüz'ü aramıyor. Ve böyle hani uluslararası düzeyde de işte Almanya'da orada burada olduğu söyleniyor ki hani ben pek Türkiye'den çıktığını da düşünmüyorum. Adil Öksüz böyle unutulmuş durumda, unutturulmaya çalışılır durumda. Tıpkı Adil Öksüz'ün o cezaevinden çıkışı, o karakoldan serbest bırakılışının unutturulmaya çalışıldığı gibi, tıpkı Adil Öksüz'ün Akıncı üssündeki görüntülerinin unutturulduğu gibi. 15 Temmuz çok büyük bir olay. Ben bu 15 Temmuz'un sadece karanlık kesitlerinden küçük bir keside ayna tutmaya, oradaki karanlık noktaları ayna tutmaya çalıştım. Çünkü bu kesit, orada dönen pazarlıklar mı artık bilmiyorum, bu kesitin aydınlanması, 15 Temmuz'un bütününün aydınlanması ve bu 15 Temmuz'da haksız yere şu anda işte cezaevinde bulunan askeri öğrenciler gibi, erler gibi, bu insanların bir an önce özgürlüğüne kavuşmaları için son derece önemli. Fakat böylesine büyük tarihi karanlık olayların açığa, bütün yönleriyle açığa çıkartılması öyle kolay kolay olmuyor. Hele ki Türkiye'de 15 Temmuz'la ilgili Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun halen daha hükümetin talimatıyla, Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yayınlattırılmadığını, dikkat edin, meclisin raporunun yayınlattırılmadığını düşünürsek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.